Skolyoz omurga eğriliği nedir? Omurgamız başımız ile bacaklar arasında uzanan ve vücut ağırlığımızın üçte ikisini taşıyan bir köprü gibidir. Omurgamız omur denilen 23 tanesi hareketli toplam 33 kemikten oluşur. Bu kemikler birbirlerine bağ dokusu, eklemler ve disk dediğimiz yastıkçıklarla bağlanır. Aynı zamanda hareketi sağlayan ve omuzların her birine bağlanan güçlü omurga çevresi kaslarımız vardır. Merkezi sinir sisteminin en önemli bölümlerinden biri olan omurilik de omurganın içinde yer alır. Omurga omuriliği içinde barındırır ve korur. Omurilik beyin ile kol, gövde ve bacaklar arasında irtibatı sağlayan ve beyinden bu bölgelere emir getiren ve götüren sinir dokusundan oluşur. Omurga ayrıca nefes almamıza yardımcı olur. İdrar ve dışkı fonksiyonlarını kontrol eder. Omurgamız bedenimizi döndürmemiz, başımızı çevirmemizi sağlar. İç organları korur, sağlıklı bir omurga için dik durmak, ağır yük kaldırmamak ve doğru oturmak önemlidir. Skolyoz toplumda yaklaşık %2 ila %4 oranında görülür. Bunlardan çok büyük bir kısmı düşük dereceli eğriliklerdir. Kız çocuklarda erkek çocuklara göre yaklaşık 8-10 kat daha sık görülebilir. Omurgasında eğriliği olan kişilerin ancak %10'unda skolyoz tedavi gerektirecek dereceye ilerler. Düzenli egzersiz yapma, sırt kaslarını güçlü tutma, kondisyonu arttırma ve daha formda olma skolyoz takibinin ve tedavisinin hemen her basamağında yer alan vazgeçilmez öğelerdendir. Skolyoz derecesi ve tedavi yönetim seçimi. 20 derecenin altındaki eğriliklerde hasta yakından izlenir. Aynı zamanda sırt ve bel egzersizleriyle yüzme önerilir. Herhangi bir girişim, korse tedavisi ya da cerrahi işlem yapılmaz. Skolyoz derecesi 20-40 derece arasında ve büyüme potansiyeli olan kişilerde korse tedavisi tercih edilebilir. Skolyozun derecesi 40 dereceden fazla ise skolyoz ameliyatı gündeme gelir. Skolyozun ilerleme potansiyeli ve büyümenin durmuş olup olmadığı tedavi kararını etkiler. Örneğin 8 yaşında 30 derece eğriliği olan çocuğun tedavisi ile 18 yaşında 30 derece eğriliği olan gencin tedavisi farklıdır. Çocuk ne kadar küçük olursa eğriliğin ilerleme potansiyeli o kadar yüksek seyreder. Erişkin skolyoz tedavisinde seçilecek yöntem için ağrı ve eğrilik derecesi eğriliğin ilerleyici olup olmamasına göre karar verilir. Genellikle hastaya uygulanacak ilk tedavi yöntemleri cerrahi olmayan tedavi yöntemleridir. Bir fizyoterapist eşliğinde fizik kondisyon arttıracak egzersizler, stabilizasyon, kuvvetlendirme ve germe egzersizleri kas spazmını çözüp ağrıyı azaltabilir. Ancak bu egzersizlerin ilerleyecek olan bir skolyozun ilerlemesini önlemede rolü olduğu tam olarak gösterilmemiştir. Tüm cerrahi olmayan yöntemlere rağmen tedaviye yanıt vermeyen, bu süre içinde 6 hafta, 6 ay ağrıları artan ve yeti kaybı oluşan hastalar için skolyoz ameliyatı önemli bir alternatif yol olabilir. Hastalarda eğriliğin yanı sıra ciddi dar kanal veya sinir basısına bağlı idrar, dışkı kontrol kaybı veya kaslarda güç kaybı var ise yine skolyoz ameliyatı ile tedavi yöntemi seçilebilir. Omurganın AP planında ayakta çekilen grafilerinde 5 dereceye 5 derece dahil kadar olan eğrilikler, Hava Harp Okulu öğrenci adayları hariç tüm adaylarda sağlam kabul edilir. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Milli İslam Üniversitesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hariç diğer fakültelerde eğitim görecek öğrenci adaylarında omurganın AP planda ayakta çekilen grafilerinde 10 dereceye 10 derece hariç kadar olan eğrilikler öğrenci adaylığına engel değildir. Bizleri Instagram Kaleli Sağlık sayfasından takip edebilirsiniz.